Bu videomuzda HOP ile UTS sistemi arasındaki bağlantıyı yapacağız. Öncelikle HOP sunucumuza giriş yapıyoruz. Firmamızı seçip parametreler ekranımızı açıyoruz. Parametreler, sağlık parametreleri, UTS parametreleri. UTS kullanım, evet olarak seçiyoruz. UTS APK. Buraya UTS sisteminden aldığınız UTS token APK'nizi yapıştırıyorsunuz. Bu APK'nin nasıl alındığını daha önceki videolarımızdan bulabilirsiniz. UTS bildirim başlangıç tarihi. Şimdi bu çok açık bir şekilde zaten yazmış ama açıklamak gerekirse şöyle söyleyeyim. Örneğin bugün ayın 23'ü, Şubat ayının 23'ü. Biz UTS'ye veri göndermeye Şubat ayında değil de Mart ayında başlamak istiyoruz. Burayı Mart 1 olarak yaptığımız zaman Mart 1'den itibaren göndermeye başlayacaktır. UTS bildirimlerinin başlangıç saati 00. Diyorum şimdi UTS bildirimlerinin zaman aralığı. Bu kaç dakikada bir? Dakika cinsinden buraya yazdığımız rakam dakika cinsindendir. Kaç dakikada bir UTS ile entegresini yenileyeceği zaman? 300 dakikada bir UTS'ye veri gönder, veri çek diyoruz. Şimdi bunu kendinize göre dakika cinsinden istediğinizi yapabilirsiniz. 1440 yaparsanız bir gündür. Şimdi bunu 1440 günde bir sefer istiyorsanız 1440 ile yapabilirsiniz. Veya günde iki sefer yapmasını istiyorsanız 720 yazarsanız buraya her 720 dakikada, yani 00'da başladıktan sonra 720 dakika 12 saat öğlen 12'de tekrardan gönderecektir. Gece 12'de bir daha her 12 saatte bir cron çalışıp veri gönderip veri alacaktır. Kaydet dediğimiz zaman parametre kaydını onaylıyor musunuz? Evet. Parametre değişikliğiniz tamamlandı. Bu kadar. UTS ile HOP yazılım arasındaki entegrasyonu sağlamak bu kadar basit.